Assalamu alaikum, hürmetli kanalımda hocalar. Müvfik'in çıksın kitabından dersler 99. ünlüler. Demek sıfatlarını doğum kıldıramız. Eğer gepte 2 de yok, 3 de sıfat gelirse kan ve tertipte işletilen işini kurup çıkarmız. Bugün sizler bilen. Demek sometimes we use two or more adjectives together. Demek bazılarımız 2 yok, 3 de sıfatlarını faydalanışımızda doğru gelip de yaptı. My brother lives in a nice new house. Demek meaning again. Yenge, acayip yenge yüde yaşay. Demek nice bilen new am. Sıfat demek kayısı birini gepte birinci kelişini bugün dersimizde ötemiz ya ki beautiful large round wooden hemen sıfat demek kayısı kanda tertipte kelişini görüp çıkamız demek adjectives like new large round wooden are fact adjectives they give us information about age size color demek sıfatla iki hal gibi bölünür fact adjectives fact sıfatları ve opinion adjectives yani kimler adamların fikri esaslanan sıfatlar. Mesela fact degani bu işe yaşı, size, ölçemi ya ki rengi anık görünüp durgan faktlar bu fact adjectives deyiladi. Mesela adjectives like nice, beautiful are opinion adjectives. Mesela çıraylı, yaxşı bu kim her kimde her hıl fikir var. Bu işin için bu opinion adjectives deb ataladi. Yani sözlovchining fikrini ifade edip geliyor sıfatlar. Bu opinion adjective değil adı. Demek opinion adjectives usually go before the fact adjectives. Demek esasen fikrini ifade edici sıfatlar sıfatlardan oldun geledi. Mesela a nice long summer holiday. Demek bu yerde nice degeni yaxşı, acayip bu sözlovchining fikri belki yaxşı bu gendir, belki yaman bu gendir. Lekin long degeni uzak degeni bu fakt. Bunu hiç kanaka sözlovchiga tesiri yok. Bu fakt bu gendir çünkü onu uzgardır olmaydı. Ya ki interesting young, an interesting young man. Demek kızıkarlı yaş adam. Demek bu yerde interesting degeni bu sözlovchining fikri başkaları onu kızıkarlı deyip hesaplamazdı mümkün. Lekin yani yaşlıgı fakt bu. Yani onu başkalarına karı yok ki kekse deyip öyle olmayı. Çünkü onun yaşlıgı fakt hesaplamaz. Bunu uzgardır bu meydan. Demek fakt bilen opinionun farkı bana şunda. Demek biz odette kuydaki strukturadan faydalanırız. Demek bu yüzden sıfatlar adına oldu da işletilmelerde. Hemişe demek tertibi kuyuya geçiyor. Demek ottan oldum birinci kere degen sıfat what is it made of? Demek bu nümeden teorlangan materyal kamlaşıyor. Kengiz where from origin kayırdan kelip çıkardı ki what color demek kanday renkdeligi how old yaşı ve how big resmeri size ölçemi. Demek bana şu nümeden faydalanışımız gerek. Biz hemişe gepte bana şu 5 katorasiga 5 ta sifatdan foydalanmaymiz. Bittasidan foydalanishimiz o'zi odatda bitta yoki 2 ta ishlatiladi. Lekin biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa hamisha birdan 5 gacha ishlatishimiz kerak degan emas. Ya'ni 2 bilan 5 ishlatilishi mumkin, 3 bilan 4 yoki 1 bilan 5 farqi yo'q. Mana bu yerda raqamlarda ham berib qo'yibdim. Atal young man demak uzun yosh bola. Demak bu yerda birinchi bilan ikkinchi kelishyapti. Yani how big ölçemi ve how old yaşı. Ya ki bu yerde old Russian son. Yani old degenin. Törtün ikinci get doğru geliyordu. How old? Yani Russian origin kayırdan gelip çıkan törtüncü get doğru geliyordu. Demek siz bana şunu da yakalıp gap ne oldu? Neşte sıfat işlerseniz de bana şunu mege salışınız gerek bulundu. Kalıp gel. Yani şu çizmelerini, rakamlarını görseniz yaşarak düşünürüz. Kendisi adjective of size and length, big, small, tall, short, long usually go before adjectives of shape and width. Demek esasen size, ölçen ve uzunlukla bildirici sıfatlar, mesela uzun, kısa, belen, şuna kadar sıfatlar, odette keledigen kenglikini, şeklini ve kenglikini bildirici sıfatlardan oldun. Mesela round, degen dumalak, fat, semiz, thin, arık, slim, arık, wide, king. Demek esasen size ve length, shape ve width'den oldun kelerken. Yani şekli nümesine kadar. Mesela large round, large degeni size, round degeni ise shape demek. Ben kudum bana şunu da şekilde çizgisi gerek olalım. Kengisi, when there are two or more color adjectives, we use an. Eğer de iki de, ya ki iki de den köp renk, bölge kep olalım bulsa, iki de renkin orası gelmiş, an. Ve degen bağlı ucunu koyalım. Mesela a black and white dress. Kara ve ak ok, gülek.
Ya'ni qora bilan oq aralashgan, ikkalasi qorishgan ko'ylak yoki a red white a green flag. Bu yerda uchala rang kelyapti. Ikkita rangni orasiga boyayotgan and bog'ochni qo'yamiz. Qora, oq va yashil bayroq. Demak, this doesn't usually happen with other adjectives before a noun. Demak, odatda bu ranglarni kelmasa biz and bog'ochni qo'ymaymiz. Ya'ni yuqoridagi fakt kastasini masalan long black dress, long degani uzunligi, demak how big ga to'g'ri keladi. Black degani qora, demak color bir bilan uch kelyapti bu yerda long black dress. Xo'sh, keyingisi we use adjective after be, get, become, seen. Demak mana shu to'rttala fe'ldan keyin biz odatda adjective sifat ishlatar ekanmiz. Be careful, I am tired, I am getting hungry. Demak mana shu to'rttala be, get, become, seen, seem fe'llardan keyin sifat ishlatamiz. Keyingisi we also use adjective to say how somebody or something looks or feels, sounds, tastes or smells. Demak biz odatda ishlatar ekanmiz, ya'ni kimdir yoki nimadir looks ko'rinishi, feel hissiyot, sounds qanday tuyulishi yoki taste mazasi, smell hidi, mana shunday narsalar haqida gapirganimizda ham biz odatda bu ana shu nimalardan keyin sifat ishlatishimiz kerak ekan. Kimnidir tasvirlayotganda, ya'ni odamlarni tasvirlayotganda asosan shu tasvirlovchi fe'llardan keyin biz sifat ishlatishimiz kerak. Masalan, you look tired, sen charchagan ko'rinasan, yoki the dinner smells good, nonushtaning hidi yaxshi, good, ajoyib deb nima qilyapti. Demak, biz narsa yoki odamlarni somebody or something ko'rinishini, qanday shakldaligini yoki nimani tasvirlamoqchi bo'lsak, ulardan keyin sifat ishlatamiz. Keyingisi but to say how somebody does something you must use an adverb. Demak, biror bir qanday shaklda, qanday bajarganligini aytmoqchi bo'lsak, biz ravishdan foydalanishimiz kerak ekan. Ravishni hali keyingi darslarda o'tamiz sizlar bilan. U asosan fe'lni ifodalab keladi. Ya'ni ravishlar holat fe'llari, daraja miqdor, o'rin joy, har xil ravish turlari bor. Masalan, drive carefully degani holat, qay holda haydash kerak, carefully ehtiyotkorlik bilan, ehtiyotkor tarzda deb tarjima qilinadi. Keyingisi the first two days, the next few weeks, the last 10 minutes. Demak, biz odatda mana shu tartibda ishlatishimiz kerak ekan, ya'ni first two days yoki next few weeks yoki the last 10 minutes deb bularni masalan I didn't enjoy the first two days of the course. Demak, men rohatlanmadim kursning ikki dastlabki ikki kunida. Bu yerda not the two first days, ya'ni two ni first ni oldiga yoki few ni next ni oldiga yoki 10 ni last ni oldiga chiqarib qo'ymaslik kerak. Mana shu qolipda ishlatishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, bu yoqdagi vazifalar berilgan. Demak, 100-chi unitimiz bu adjectives and adverbs, sifat va ravishlarni ko'rib chiqamiz. Demak, umumiy qilib aytadigan bo'lsam, sifat otni tasvirlab keladi, otni oldida keladi. Adverb ravishlari esa fe'lni ifodalab keladi va fe'ldan keyin keladi asosan. Demak, our holiday was too short, the time passed very quickly. Demak, bizni safarimiz juda qisqa bo'ldi, vaqt juda ham tez o'tib ketdi. Bu yerda quickly and seriously are adverbs. Demak, quickly bilan seriously bular ravish hisoblanadi. Many adverbs are adjective plus ly. Demak, ko'pchilik sifatlarga biz ly qo'shimchasini qo'shsak ravish hosil bo'ladi. Masalan, quick tez, quickly tezda, tez holda. Demak, serious seriously, careful carefully, bad badly, heavy heavily, terrible terribly. Demak, sifatlarga ly qo'shimchasini qo'shsak 90% hollarda ravish hosil bo'ladi. Masalan, appendix 6, ya'ni mana shu kitobning orqasidagi appendix 6 ga qarasangiz, yaxshi tushunasiz. Not all the word ending ly are adverbs. Some adjectives end in ly too. For example, friendly, lively, elderly, lonely, lovely. Demak, ba'zi bir so'zlar nimalar ly ga tugagan hamma so'zdan 100% ravish emas, ba'zi bir sifatlar, lekin ko'p emas, 10-15 ta sifat ly qo'shimchasiga tugaydi, mana bu qo'shimchaga, lekin bu ravish emas, sifat hisoblanadi. Masalan, friendly do'stona, lively elderly, lonely lovely. Demak, mana shular ly ga tugaganiga qaramasdan sifat hisoblanadi. Xo'sh, adjective or adverb. Demak, adjective quick, careful tells us about noun, somebody or something. We use adjectives before noun. Demak, biz otlarni oldidan sifatlarni ishlatamiz, ya'ni otni tasvirlab ifodalab keladi. Masalan,
driver degan haydovchi, demak careful degan ehtiyotkor, ehtiyotkor haydovchi. Demak qanday haydovchiligini ifodalab bildirib kelyapti. Demak endi adverbs quickly carefully tells about a verb, how somebody does something or how something happens. Demak ravishlar bizga aytadi qaysiki fe'lni ifodalab keladi. Ya'ni kimdir qanday ishni qanday qilganligini, ya'ni fe'lni ifodalab, masalan, draw carefully degani drive fe'li fe'l hisoblanadi, haydamoq. Demak, qanday haydaydi? Carefully, ehtiyotkor bo'lib. Demak, bu yerda ehtiyotkor haydovchi otni oldida sifat kelganda, endi fe'ldan keyin ravish kelyapti, ya'ni fe'lni ifodalab kelyapti. Haydaydi, qanday haydaydi? Ehtiyotkorlik bilan, ehtiyotkor tarzda haydaydi. Farqi mana shunda. Yoki heavy rain, kuchli yomg'ir yoki og'ir kuchli yomg'ir degani, bu yerda raining heavily, yomg'ir kuchli yog'moqda. Qanday yog'moqda yomg'ir? Juda kuchli yog'moqda. Bu fe'lni ifodalab kelyapti. Farqi mana shunda. Yoki quyidagini nimadan bilsangiz bo'ladi. She speaks perfect English, adjective mana English noun, uni oldidan sifat kelyapti. U ingliz tilida yaxshi gaplashadi, ajoyib. Keyingisinda she speaks English perfectly, verb, noun, adverb. Ya'ni faqatgina fe'lni ketidan ravish kelish emas, agar o'rtasida ot bo'ladigan bo'lsa, gapni oxirida ham kelishi mumkin adverb. Demak, u ingliz tilida juda ajoyib tarzda gaplashadi. Qanday gaplashadi? Juda ajoyib tarzda. Demak, fe'lni ifodalab kelyapti. Keyingisi, we use adjectives after some verbs, especially be, also look, feel, sound. Demak, mana shu to'rttala fe'ldan keyin biz asosan sifat ishlatar ekanmiz. Ya'ni please be quiet, my exam results were really bad. Demak, iltimos tinch bo'l, ya'ni shovqin qilma degani, please speak quietly. Iltimos sekinroq gapiring. Ya'ni qanday gapirish kerakligini tasvirlab beryapti. Yoki my exam results were really bad, meaning imtihon natijalarim juda yomon bo'ldi. Demak, bu yerda bad sifat hisoblanadi. Keyingisida I did really badly in the exam. Men juda ham yaxshi ishlolmadim imtihonda, ya'ni did badly. Did degani qilmoq, badly yomon tarzda, ya'ni yaxshi ishlolmadim degan ma'no kelib chiqadi. Demak, farq mana shunda. Demak, mana shu nimalardan keyin, to'rttala fe'ldan keyin asosan sifat ishlatiladi, ravish emas. Keyingisi you can also use adverb, adjectives and other adverbs. Demak, biz faqatgina fe'llarni ketidan ishlatmasdan biz ravishlarni mana shu strukturada ishlatishimiz mumkin. Masalan, reasonably cheap, reasonable asosiy tarzda arzon, adverb, adjective yoki terribly sorry, juda ham qo'rqinchli hikoya, terribly sorry, juda ham afsusdaman, chin dildan afsusdaman degani mana adverb, adjective, ya'ni sifatdan oldin ravish kelyapti. Yoki incredibly quickly, juda ham hayratlanarli tarzda tezda, ya'ni adverb plus adverb shaklida ham kelishi mumkin. Masalan, it's a reasonably cheap restaurant and the food is extremely good. Demak, bu yerda cheap bilan good sifat hisoblanadi, reasonably bilan extremely esa ravish hisoblanadi adverb. Keyingisi you can also use adverb before the past participle, ya'ni fe'llarni uchinchi shaklidan oldin ishlatishimiz ham mumkin ekan ravishlarni, faqat fe'llardan keyin emas. Two people were seriously injured in the accident. Demak, ikkita odam juda jiddiy jarohat oldi avariyadan. Demak, bu yerda hali sizlar bilan keyingi darslarda ko'ramiz, ya'ni agar gapda ikkita fe'l qatnashadigan bo'lsa, asosiy fe'ldan oldin yordamchi fe'ldan keyin ravish ishlatiladi degan qoida bor. Kelasi darslarda sizlar bilan buni ko'ramiz. Demak, hozir bilishimiz kerak bo'lgan narsa, fe'lni uchinchi shaklidan oldin ravishlar ishlatiladi. Xo'sh, bu yoqdagi vazifalar berilgan, tushunmagan joylaringizni bemalol